أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه على خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وأجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك نوم طويل فاركد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين biliyorsunuz geçmiş ümmetlerin ömürleri uzun idi. Mesela Nuh Aleyhisselam 950 sene vazifelik yaptık. Elfe senetin illa hamsine ama 1000 sene 50 eksik. 950 sene vazife yaptı. Ümmetler ömürleri uzun idi. Bu Beni İsrail'de Yarısı İsa adında bir alim varmış. Çok kıymetli bir zat. 220 sene ibadet etmiş. 220 sene ibadet, sıfır günah. Özellikle bu yazıyor, sıfır günah. Hiç günah yok, 220 sene. Yani talebeleri havada yürüyormuş. Hani ehli keşif, ehli keramet talebeleri düşün artık. Yani o kadar kıymetli insan, o kadar büyük insan. Yani onun manevi nesli ne sirayet etmiş. Hesabını siz yapın. Bu zat ibadet ederken, ibadet ettiği yere bir gün şeytan geldi insan kılığında. Hayırdır? Dedi ben sana Allah yolunda arkadaş olacağım. Allah yolundaki kişinin dedi, ibadet eden kişinin arkadaşa ihtiyacı yoktur. İbadet etmek için arkadaşa gerek yok. Benim işim olmaz seninle dedi. Tabi bilmiyor şimdi insan. Şeytan çıtını çıkartmadı. Başladı bunun yanında ibadet etmeye. Üç gün yemek yok, içmek yok, uyumak yok. Şeytan artık ne yapıyorsa, namaz mı kılıyor, tesbih mi çekiyor, ne yapıyorsa artık. Nasıl, ne ibadet ediyorsa, nasıl yapıyorsa. 3 gün kesintisiz, 3x24. Bu zat ağzı açık kaldı. Ya dedi ben 220 sene dedi uğraşıyorum dedi. Yani öyle ben insanım, yiyeceğim, içeceğim, uyuyacağım, ben insanım. Yani bu dedi ne biçim hal sendeki? Dedi hiç sorma, ben bir günah işledim dedi. Ne zaman dedi bu günah aklıma gelse, yemekten, içmekten, uyumaktan kesiliyorum dedi. Uykum kaçıyor dedi. İştahım kesiliyor dedi. Yapma ya dedi. Allah Allah. Nasıl iş dedi. Bu nasıl olur dedi. Allah dedi sen de benim gibi olmak istiyorsan dedi bir günah işle dedi. Allah affedicidir. Allah affeder sonunda. Ama o günahın bir eseri kalır, tesiri kalır sende. Sen de kesilirsin yemekten, içmekten. Daha iyi ibadet edersin. Ya öyle mi falan? Ne yapacağız? Dedi bir adam öldür. Olur mu öyle şey dedi ya. Dedi zina et. Olur mu öyle şey dedi ya. Dedi o zaman içki iç. Yani adam öldürmekte, zinada böyle karşında başka birisi daha var. İçkide o yok. Allah'la senin aranda. Allah affetti mi iş bitti. Adam öldürmekte Allah affedecek, bir de o vatandaşın hakkı, hukuku var. Böyle düşünün. Ha dedi bu ötekinden biraz daha hafif dedi. Nerede bulacağım? Dedi falanca köye git dedi. Orada dedi bir kadın dedi gizliden satıyor dedi. İyi dedi kalktı gitti bu alim o köye. Kadını buldu. İçki aldı. İçti şarap. Sarhoş oldu. Kafası dönünce kadınla zina etti.
O sırada kadının kocası girdi içeri, bir telaş ittiler, adamı öldürdüler. Hepsi birden. İçki içti, zina etti, ondan sonra adam öldürdü. Şeytan gitti, oradaki mülki amire şikayet etti. Dedi, sizin aleminiz hocanız böyle böyle, siz hoca diyorsunuz ama bak hocaya bak dedi böyle, böyle böyle yaptı. İşte şurada şu iş yaptı, burada bu iş yaptı, adamı öldürdüler, adamı da buraya gömdüler. Gittiler baklar, hakikaten öyle. Mahkeme kuruldu. İşte içkiden dolayı 80 sopa, zinadan dolayı 100 sopa, adam öldürdüğü için de asılacak. Dar ağacına gerildi. Şeytan geldi buna. Bak dedi, bütün işleri ben açtım senin başına. Sana neler yaptırdım görüyorsun. Ben istersem yaparım. İstiyorsan seni buradan kurtarayım. Dedi, kurtar ne dersen yapacağım dedi. İyi dedi, bana secde et dedi şeytan buna. Yahu dedi, ben dedi dar ağacındayım, boynumda ip var, nasıl secde edeyim? Dedi, secde kasıyla böyle ima et, başını biraz eğ, yeter dedi. O da başını eğdi, asıldı, öldü gitti. Şimdi ayet-i kerime bakın. Kemeteli şeytan. Şeytanın misali gibi, münafıkların insanı ayartmasındaki misali, aynı şeytanın misali gibidir. İz o vakit ki, kale şeytan dedi, lil insani insana ne dedi? Ükfur, kafir ol dedi, küfret dedi. Burası uç nokta. İçki iç der, zina et der, adam öldür der, yalan söyle der, gıybet et der, onu et der, bunu et der, der de der. Ne tutturuyorsa, tamam mı? Ne tutturuyorsa. Bak 220 sene sıfır günahkar, sıfır günah adam kurtulamıyor bundan arkadaşlar. 220 sene alnı secdede sıfır günah adamın düşeceği bir tuzak bu arkadaşlar. Felemma kefara, ne zaman ki kafir oldu, şeytanın sözüyle beraber küfretti o insan, kafir oldu. Kale şeytan der ki, inni beri umminke, ben senden uzam, benim seninle işim olmaz. Sen ne biçim adamsın Allah'a küfrediyorsun ya? İnni ehafullah rabbel alemin, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der şeytanın. Önce yaptırır, sonra böyle kenara çekilir. Sanki kenara çekilmesi kendini kurtaracak veya onu kurtaracak. Halbuki ikisini de kurtarmaz. Ama şeytan kabullenmez yaptığını ha. Yani yaptıktan sonra aferin demez adama. Sen ne biçim adamsın der ya. Allah'a böyle yapılır mı der, çekilir kenara. Mevlamız buyuruyor Celle Celaluhu. Fekâne âkıbetehumâ, fekâne oldu ne âkıbetehumâ, ikisinin de sonu oldu. Ennehumâ finnâri hâlideyni fîhâ, ennehumâ ikisi de finnâri cehennemdedir, hâlideyni ebedî fîhâ cehennemde. Ve zâlik işte bu, cezâ-u-zâlimîn, zalimlerin cezası budur. İkisi de yürü cehenneme. Arkadaşlar Mevlamız Celle Celaluhu bunu bize Kur'an-ı Azim şu anda ihbar ediyor. Kitaplarımız geçmiş ümmetlerden bunun misalini bize beyan ediyor ki misal sadece bu değildir. Yani ilk insandan bu zamana kadar vardır böyle, hala da vardır. Bizim hayatımızda da böyle şeyler olmuştur. Şeytanın ihvasıyla, kandırmasıyla arkadaşlar böyle bir sürü şey yapmışızdır. Geçmişler için tövbe edilecek, bundan sonrası için uyanık olacak. Arkadaşlar manipülasyon, yönlendirme demek. Şeytan yönlendirir adamı. Bak gelip de Allah'a asi ol demedi. Allah'a itaat edeceksin, daha iyi kul olacaksın dedi. Böyle böyle yaparsan Allah'a daha iyi kul olacaksın. Bak dedi, ben yemiyorum, içmiyorum. Sen mesela yiyorsun, içiyorsun, uyuyorsun. Tabii istesen bile 24 saat sen ibadet edemezsin. Ben sana öyle bir taktik vereceğim ki sen onu bir kere yapacaksın. Bir kere yapınca ama öyle bir kazancın olacak ki senin. Ondan sonra böyle hiç kesiksiz ibadet edebileceksin. Yani tamam belki bir adım geri gideceksin ama 10 adım ileri gideceğin için onu kapatırsın sen. Fazla fazla kâr edersin. Taktik veriyor şeytan güya. Manipülasyon, yönlendirme, algı. Arkadaşlar bu dünyada her şey böyle oldu artık. İnsanlar da böyle yapıyorlar, şeytan da böyle yapıyor. Şeytan gibi insanlar da böyle yapıyorlar. Aman arkadaşlar, şeytan gibi insanlara karşı tedbirli olun ki şeytan gibi insan olmayın. Şeytan gibi insanlara karşı tedbirli olun. O da senin gibi benim gibi insan. Şeytan gibi insan olmayın. İnsanları yönlendirmeyin. Kendi menfaatiniz için insanları yönlendirmeyin. Kendi çıkarınız için insanları yönlendirmeyin. Şöyle şöyle bir kampanyanız var, sizi faydalandıralım mı? Yok ya, sen benim faydamı çok düşünüyorsun. Bak şimdi, sizi faydalandıralım mı? Beni faydalandırma der mi insan? Siz de karınızı seversiniz değil mi? Der mi insan, ben de karım? Bak yönlendiriyor seni, manipülasyon. Algı diyorlar ya şimdi. Evet diyorsunuz değil mi? Bak. Evet diyorsun. Hayır der mi insan şimdi? Aha, benim hiç ihtiyacım olmayan bir şeyi bana satmaya çalışıyorsun. Ulan bunun eğitimleri var ya. İnsanları nasıl kandırırsınız? Tabii başlık böyle değil. Nasıl evet dedirtirirsiniz? İtirazcı müşteriyi nasıl uysal hale getirtirirsiniz? Nasıl ikna edersiniz? Müşterilerin sorularını nasıl cevaplandırırsınız? Bunun eğitimi var benim. O malı, senin ihtiyacın olmayan malı sana nasıl satar? Bu dünya zararı. Şeytan da bunun ahiret zararını yapıyor işte. Böyle arkadaşlar, böyle insanlara karşı dikkatli olun. Siz de böyle insan, biz de böyle insan olmayalım. Kendi menfaatin için insanları kandırma. Şeytanın işi bu. Adem Aleyhisselam da böyle çıkarttı cennetten.
Adem Aleyhisselam'ı da böyle kandırdı. Manipülasyon. Şeytan gelip sana dese ki sen Allah'ın düşmanı ol, hadi lan dersin ona. Öyle demiyor sana. Diyor ki şöyle şöyle yap, daha iyi olur diyor. Daha iyi Müslüman olursun. Daha iyi insan olursun. Daha iyi şöyle olursun. Daha iyi böyle olursun. Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Abi bunun kaidesi, kuralı emir yasaktır. Allah'ın emirleri yasakları. Bak size taktik vereceğim. Ha ben kullanabiliyor muyum? İşin öbür tarafı, tamam. Ben de sizin gibi insanım. Sizin de iki eliniz, iki ayağınız var. Benim de iki elim, iki ayağım var. Sizden bir farkım yok. Ben sadece konuşuyorum, siz dinleyensiniz. Tek farkımız bu. Ben de aynı sizin gibiyim. Bu işlerin tatbiki hususunda ben de aynı sizin gibiyim. Bakın arkadaşlar, çocuğum. Çocuk derken 16-17 yaşında. Böyle arkadaşlarla geziyoruz, dolaşıyoruz. Bir tanesi dedi, bir iş buldum dedi. Part time, yarım günlü. Yani yarım gün çalışacağız. Ne iş? Pazarlama iş. İyi dedim, kalkalım gidelim bakalım. Ne yapıyorsunuz? Seminer oluyoruz şimdi dedi. 3-5 gün seminer olacak dedi. Sonra işe başlayacağız dedi. Hadi dedim, ben de geleyim, tamam. Kalktık gittik. İstanbul'da Bakırköy'de, ne caddesiydi orası ya. Böyle bu eski zaman yani, uzun, büyük bir cadde. Unuttum ismini, sorun değil. Bir firma, girdik içeri. Öyle tombik bir adam, müdür, hemşo. Biz oturduk böyle, saflar. Bir şey satacağız. Tamam mı? İşte karşılıklı prova yapıyoruz, birbirimize sapmaya çalışıyoruz falan filan. Abi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat, ne oluyor? Akşama kadar bununla böyle prova mı yapacağız? Yani ne oluyor kardeşim yani? Allah Allah. Yani çocuğum ama kafam çalışıyor kardeşim, ama düşünüyorum yani. Ne yapıyoruz yani? Sen işini yapıyorsun, sen orada oturduğun diye sen maaşını alıyorsun sen. Senin saat ücretin neyse sen orada otururken alıyorsun. Ben burada oturuyorum, ne yapıyorum ben burada şimdi? Ben çalışacağım. Çalışmanın maksadı para kazanmaktır, değil mi? Ne yapacağım şimdi ben? Neyse ben artık kalktım, gittim yanına. Arkadaş dedim, hani ben burada çalışırsam ne kazanacağım dedim. Abi adam bir başladı bana konuşmaya. Manipülasyon, yönlendirme. Şeytanın yaptığı iş. Bir konuşuyor bana, şöyle olsun. Pazarlamacı tam usta, tam tilki. Şöyle olsun. Abi bak, ben ona 17 yaşında olsam, yani 31 sene önce bu. Tamam? 30 sene önce bak. Bir başladı bana. Şöyle olsun istemez misin, böyle olsun istemez misin, şöyle olsun, böyle olsun. O konuşurken ben böyle kaburuyorum, tamam mı? Böyle içimden böyle. O kadar böyle okşuyor ki böyle. Uf, demek ki yani ben burada çalışırsam bir ayda Sakıp Sabancı olurum. Öyle öyle. Tamam. Daha çocuğum, yeni yeni böyle düşünceler oluşuyor böyle. Konuşuyor bana. Abi bana birkaç dakika konuştu böyle. Ben böyle uçtum. Böyle bir kabardım ben böyle. Sonra dedim ki, oğlum bu sana böyle konuştu böyle çok hoşuna gitti senin de. Sana bir rakam söyledi mi? Benim ona sorduğum rakamdı. Ben burada çalışırsam ne kazanacağım? Rakam. Rakam. Ben ona rakam sordum. Bir sürü konuştu da bana bir rakam söyledi mi? Söylemedi. Kandırıyor beni kardeşim. Beni kandırıyor. Ölçü bu. Ben ona rakam sordum. Bana rakam söylemedikten sonra boş geç. Atla onları. Atla bana neticeyi söyle. O konuştuğu şeyler benim hoşuma gidiyor. Onlar kandırmaca işte. Manipülasyon bu. Şeytanın yaptığı bu. Kandırmaca bu. Atla son noktaya gel. Rakam sıfır. Geç. Yanlış. Yasak. Şimdi şeytan geliyor sana. Şeytan ben şeytanım demiyor sana. Diyor ki şöyle yap, böyle yap, şöyle et, böyle etme diyor. Tamam mı? Hoşuna gidiyor. Öyle yaparsan çok mutlu olacaksın, çok huzurlu olacaksın, çok iyi bir hayatın olacak, şöyle olacak, böyle olacak, böyle bir sürü palavralar böyle salıyor. Sen böyle kabarıyorsun, tamam mı? Çok iyi hissediyorsun. Hissediyorsun. Şeytan insanın damarlarının içinde akar burdum evladım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Damardan giriyor sana böyle. Acayip iyi hissediyorsun. Uf, mükemmel ya. Böyle bir hayat mı var ya? Uf diyorsun böyle. Kabarıyorsun. Netice, son nokta. Sana söylediği Allah'ın yasaysa yanlış kardeşim. Sana söylediği Allah'ın emrini terk etmekse yanlış kardeşim, kandırıyor seni. İşte o son noktayı kaçırırsan, bak ne dedi şimdi? Bak işte şöyle yaparsan yemekten içmekten kesileceksin, uykudan kesileceksin, Allah'a çok iyi ibadet edeceksin. Halbuki uyumanın bir zararı yok ki, insan ihtiyacı uyuması da ihtiyaç nispetinde o da ibadet olur. Yemeği de ibadet olur, ama kandırıyor işte, bak manipülasyon bu işte, bak yönlendirme bu, tamam mı? Diyor ki çok iyi ibadet edeceksin, şimdiye kadar çok iyi ibadet ediyordun, sen zaten Allah'a mübarek kulusun, şimdi acayip Allah'a kul olacaksın, Allah seni çok sevecek diyor. Ha öyle mi, Allah beni çok sevsin falan, tamam. E ne yapayım, haram işle, dur. Hop. İşte burada. İşte bunu kaçırdın mı? Fekana akibatuhuma annahuma finnar halidin fiha. İkisinin de sonu ebedi cehennem. Bunu kaçırdın mı? Bütün hayat arkadaşlar bu. Mesela bak, sabah okundu. Bismillah. Züyine linnâsi hubbu şehevati. Minen, insanlara şehvetlerin sevgisi süsletildi. Minen nisai, kadınlar. Vel benine, çocuklar, evlatlar, oğullar. Vel kanatiril mukantarati mine zehebi vel fidda. Yığın altınlar, gümüşler, para, dolar, euro. Vel haylil müsevvemeti, atlar, araba. Vel en'am, hayvanlar. Vel hars, ekin, tarlan, bağın, bahçen. Geç.
fabrikan, dükkanın, mekanın, bir şube daha açtım, bir şube daha açtım, onu yaptım, uf mallara bak ha, depoya malları yığdım falan. Bunlar insanı, bunlar hayatın gerekleri. Bunların hiçbirisi yanlış şeyler değil. Amma ve lakin bunlar insana süsletildi. Bunlar şeytanın insanın damarlarına girebileceği yollar. Bunlarda dikkatli ol. Her şeyde dikkatli ol da özellikle bu maddelerde dikkatli ol. Çünkü insan bunlara karşı zayıf kılındı. Ve insan bunlardan âri olamaz, müstağni olamaz. İlla ailen olacak, illa çoluğun çocuğun olacak, illa malın, mülkün, barınan, işte bineğin olacak. Olacak bunlar, olacak. Bunlar hayatın gerekleri. Olmayacak değil. Ama şu ki insan bunlara karşı zayıf yapıldı. Öyle kılındı, insana bunlar süsletildi. Dolayısıyla şeytan bunlardan insanı manipüle edebilir, yönlendirebilir insanı şeytan bunlardan. Buradan girer, doğrudan girer. Ondan sonra tık 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 neticeye bakacaksın. Ben hani en sonda arkadaş sen bana 10 dakikadır konuşuyorsun, beni böyle okşuyorsun, böyle çok iyi hissediyorum da netice, rakam yok, boş, yanlış, kandırmaca. Aynı bunun gibi. Kandırmaca, yanlış. Bir şey söylüyor. Netice, namaz kılma, yanlış. Netice, oruç tutma, yanlış. Netice, şu haramı işle, yanlış. Bitti, bu kadar. Bunu dersen kurtarabilirsin. Bunu demezsen Mevla Teala ikaz etti. Bismillah. İnne şeytane lekum aduvun fettekiduhu aduva. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min ashabis sa'îr. İnne şeytane muhakkak şeytan aduvun düşmandır. İnne şeytane lekum aduvun, size düşmandır şeytan. Madem o size düşman, fettekiduhu, siz de onu edinin, aduven düşman edinin, siz de onu kendinize düşman sayın. Ya sen bana düşmanlık ediyorsun ama ben seninle çok iyi geçiniyorum canım, ben sana çok iyiyim. Öyle değil. Sen de ona düşman ol. O size düşman, siz de ona düşman olun. Düşmanına karşı rahat olmazsın, tavırlı olursun, tedbirli olursun, uzak dur benden. Bir şey söylediği zaman bu bana iyi şey söylemez dersin. Bundan bana iyilik gelmez, bu benim zararımı istiyor. Bu bir şey diyorsa illa bunun altında bir bitkini vardır dersin. Yine kitaplarda var öyle. Yani İsa Aleyhisselam diye hatırlıyorum ben ama şeytan İsa Aleyhisselam'ı böyle zikre teşvik etti, zikret. Zikret. Ulan şeytan zikret der mi ya? Sonra İsa Aleyhisselam fark etti ki hani aşikârı zikrettirecek. Oysa İsa Aleyhisselam zaten yani gönlünden zaten zikrediyordu. Ne yapacak yani? Yani sessiz zikir mertebesinden sesli zikir mertebesine düşürecek onu. Bak yine düşürmeye çalışıyor. Zikret derken bir şey diyorsa illa senin zararına bir şey diyor. Sana şeytan sana zikret diyorsa bile illa senin zararına diyor. Bunu nereden çözeceksin? Abi bu akılla, fikirle, mantıkla, kalple, şunla bununla çözülmez. Bu sadece emirle, yasakla çözülür. Bakıyorsun motomot Allah'ın emirlerine, yasaklarına, mantık yürütmüyorsun. Abi Allah'ın emri bu, ben bunu yaparım, başkasına karışmam diyorsun. Allah'ın yasağı bu, ben bunu yapmam. Bütün dünya bir araya gelse, bana mantıklar söylese, izahlar söylese, açıklamalar söylese, ben onları dinlemem, ben Allah'ın yasağı, ben bunu yapmam dersen bundan yırtarsın. Ama bu yasak ama o zaman da şöyle, bu zaman da böyle, şundan dolayı böyle, bundan dolayı bu yazın böyle, kışın böyle. Bunlar böyle takıldın mı, işte şeytan oradan giriyor ondan sonra. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ Muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır. فَاتَّقِدُوهُ عَدُوَّا Onu düşman edinin. اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ Muhakkak şeytan çağırır ashabahu, kendi adamlarını. Neye çağırıyor? لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ Cehennem adamı olsun diye çağırıyor. Şeytan bunu uğraşır sadece. Vazifesi bu, işi bu. Bunu uğraşır. Ne diyorsa maksadı, hevesi, gayesi bu. Arkadaşlar bu son nefesimize kadar önümüzde hayatımızın her anında. Benim, sizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, hepimizin hayatının her anında son nefesimize kadar. Böyle mevsimlik bir şey değil. Şeytanın bizimle uğraşması, bizi bu şekilde ihva etmeye, saptırmaya çalışması, yönlendirmeye çalışması, yoldan çıkartma. Abi 220 sene ya. 220 sene ya. Ya şurada baksan böyle çocukluğu, bizim talebenin dışında çocukluğundan beri, buluğdan öncesinden beri namaz kılan yoktur ya. Var mı içinizde diyen, yani hocam ben 7 yaşından namaza başladım, o zamandan bu zamana hiç aksatmadım. Anca diyorsa talebe diyordur, onun dışında kim diyecek böyle ya? Var mı öyle baba yiğit memlekette? Hocam ben 7 yaşından namaza başladım, o gün bugün bir tane eksiğim yok. Kim diyecek öyle ya? Abi 220 sene bir tane günah yok bak. Bak bir girdi, Allah'a kulluktan yanaştı ona. Allah'a daha iyi kulluktan yanaştı ona. Orada bir kaçırdı. Ne? Yasak işlemek var. Allah yasakladıysa yapmayacaksın kardeşim. Yaptın mı? İşte o zaman şeytan giriyor. Evvel koma kim sonra çıkarmak güç olur güç. Şeytan çeliği hani kalbe koyulunca. Şeytanın askeri kalbe girdi mi daha bir daha çıkartmak zor. Onun için baştan tedbirli ol. Yanlışlara hiç yanaşmamaya çalış. Çoluğunuzu çocuğunuzu muhafaza edin. Kendimizi muhafaza edelim. Dikkat edelim. Çok zor bu zamanda, çok zor. Çoluğu çocuğu muhafaza çok zor. Dikkat edelim. Girdi mi şeytan kalbe, damara şeytan girdi mi daha çıkartması ondan sonra çok zor.
Kale aleyhissalatu vesselam an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olundu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurlar ki: "Yaqidu şeytanu ala kafiyeti ra'si ahadikum idâ nâme selâse ukadin." Yaqidu düğüm atar. Eşşeytanu şeytan ala kafiyeti ra'si ahadikum. Sizden birinizin ensesinin arkasına idâ hüve nâme uyuduğu zaman selâse ukadin üç tane düğüm atar. Ve yadribu kulle ukdetin, her düğüme sihir arkadaşlar. Hani sihirbaz böyle düğüm atıyor, okuyor, üflüyor üzerine. Yadribu kulle ukdetin, her düğüme vurur yani okur, üfler. Ne der şeytan? Uykut. Felleylu tavilun, uyu. Gece uzun, daha vakit var, acele etme. Uyu uyu der. Fe'li seykada, o kişi eğer uyanırsa, fezekerallaha, zikrederse, Allah'ı zikrederse, uyandın. Ne yapıyorsun? Ya Rabbi diyorsun. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'dema emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Yaşın olmuş 40, yaşın olmuş 30, yaşın olmuş 50. Daha uykudan uyanınca ne denir bilmiyorsun. Yaşın olmuş 50, bir Müslüman uyandığı zaman ağzından çıkması gereken ilk söz nedir? Peygamberimiz uyandığınız zaman bunu deyin. Bilmiyorsun. Hesabını sen matematiğini kendin yap yani. Uyandın, Allah'a zikrederse Elhamdülillahillezî ahyâna ba'dema emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Bizi ölümden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüşümüz ancak ona, da yataktan kalkıyorsun, bunu söylüyorsun. Veya başka bir tesbih okuyorsun. Ama Allah diyorsun. Allah, hemen aklına uyanıyorsun, Allah aklına geliyor. Sen uyanıyorsun, hemen iş aklına geliyor. Ah, şurada müşteri vardı, onu kaçırdım, para gidecek. İşi kaçırdım, para gidecek. Zarar edecek, mal gidecek. Kampanya vardı, gidip yetişemezsen başkası alırsa bana kalmaz. Daha uyanıyor, bunu düşünüyor. Bak işte şeytan, bak şeytan burada hubbu şehavati minen nisai vel benine vel kanatiril mukantarati minez zehbi vel fiddati vel khayli musabbamati vel en'am vel hars. Tabii ki para kazanacaksın, tabii ki mal alacaksın, tabii ki mal satacaksın. Ama velakin bunlar önce olursa, bunlar Allah'ın önüne geçerse, o zaman kaybettin demektir. O zaman şeytan bunları sana yaptırıyor demektir. Fe'nisse kadar eğer uyanırsa, fezekere Allah'a, uyanıp da Allah'ı zikrederse, inhallet ukdetun, bir düğüm çözülür. Ve in tevazzae, abdest alırsa, in hallet ukdetun, bir düğüm daha çözülür. Kalktı, uyandı, Allah'ı zikretti, bir düğüm çözüldü. Abdest aldı, bir düğüm daha çözüldü. Ve in salla, namaz kılarsa, in hallet ukaduhu, üç düğüm de çözülmüş olur. Fe asbaha, o kişi sabahlar, neşitan, böyle çok keyifli, huzurlu, tayyiben nefs, böyle o tereyağından kıl çeker, çok böyle kıyak. Bazen öyle oluyor değil mi? Böyle çok böyle rahatsın, böyle akıyor gidiyor. Öyle sabahlar. Ve illa eğer böyle yapmazsa, asbaha sabahlar, habisen nefs, böyle bir pis, ağır, keslan, böyle yorgun, tembel, gevşek, yani böyle bir uyuşuk uyuşuk, uyuşuk uyuşuk. Gene çocuktuk böyle, dedim ya böyle bakınıyoruz hep, böyle hayata bakınıyoruz, tamam mı? Daha yeni bir hayata çıkacaksın, daha çocuksun böyle, çocukluktan hayata geçiyorsun, bakınıyoruz böyle. Böyle adliye var, İstanbul Bakırköy Adliyesi. Çok gidiyorduk oraya, mahkeme seyredeceğiz. Çocuk gene böyle 16-17 yaşlarında. Arkadaşlar topluyoruz, adliyeye gidiyoruz, hayatı görüyoruz, tamam mı? Olayları görüyoruz, bakıyoruz. Abi gidiyorduk biz şimdi. Şimdiki okul başlayacak, daha da erkenden gidiyoruz. Daha mesai saati yeni başlıyor, tamam mı? Mesai saati yeni başlıyor. Abi avukatlar, savcılar, hakimler geliyorlardı böyle. O adamlar, ben şarif, bu mu diyordum, avukat, bu mu hakim diyordum yani, hakim falan. Yani yataktan daha yeni kalkmış, üstü başı böyle, kravat böyle, böyle saç baş dağılmış böyle, böyle şekiller böyle kaymış. İki saat sonra kendine geldiği zaman ahkam kesecek, milleti idama gönderecek gerekirse. Bir bakıyordum ben adama, yataktan daha yeni giriyor böyle şeye, adliyeye. Bakıyordum böyle, o tipe bakıyordum, adama bakıyordum. Şey, ulan diyordum, ben bu bacak kadar çocuğum diyordum, bu mu hakim diyordum yani, bu mu diyordum yani. Niye? Habisen nefsi, keslan. Allah demek yok, abdest yok, namaz yok, pis. Böyle böyle gevşek gevşek, uyuşuk uyuşuk, böyle acayip acayip bir hal. Bu sadece onun için geçerli değil, bizim için de geçerli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize öğretiyor, bildiriyor. Arkadaşlar din bu. Müslümanlık bu. Bütün hayatın temeli, birincisi bu ilk ayet-i kerimede anlattım ya, bu arkadaşlar. Şeytan gelecek, bizi kandırmaya çalışacak. Yaptı, yapıyor, yapacak bunu arkadaşlar. Bizim bakacağımız şey, hiçbir şekilde aklın, fikrin, mantığın, sen ne kadar akıllı adam ol, zeki adam ol, hepsini atlatır şeytan. Çok usta o. Acayip usta, atlatır. Taktikleri var, yapar, eder. Adem Aleyhisselam'ı kandırmış ya. Ya bu Bersi İsa, bu zat ya, 220 sene ne demek ya arkadaşlar, 220 sene ne demek ya? Biz iki gün arka arkaya düzgün gidemiyoruz ya. Bugün düzgün olsan yarın batırıyorsun ortalığı. İki gün arka arkaya düzgün gidemiyoruz ya. Ramazan-ı Şerif ya şeyiz. Ramazan-ı Şerif gibi bir zamanda bile biz bir sürü batığımız, hatamız, kusurumuz oldu. Nerede? 220 sene arkadaşlar ya. Gelir şeytan. Taktiği bu. Son noktada, hani benim anlattım ya pazarlamacı. Son noktada, abi bu iş yapmam gereken bir şeyse ben bunu Allah'ın izniyle yapacağım.
yapmamam gerekirse ben bunu Allah'ın izniyle yapmayacağım dersen kurtarırsın. Ama ve lakin şeytanın mantıklarına, şeytanın böyle önüne serdiği şeylere kanarsan Allah'ın cümlemizi muhafaza etsin. Çok dikkat edilmesi gereken şey arkadaşlar. Elen nehsinel kelam ve bligan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kavluhu tebarek ve teala fil kelam. Es'inillah. Ve idâ kur'el kur'anu feslim'u lehu ve ansitû leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Felillahilhamdu. Rabbis semavati ve rabbil erdi. Rabbil alemin. Ve lehul kibriyâ fis semavati vel erdi. Ve huvel azizul hakim.